Gözleri yaşlı, kalpleri yaslıdır. İmam Kazım aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Mümin vefat edince melekler, içinde Allah'a ibadet ettiği yerler ve amellerinin yükseldiği gök kapıları kendisi için ağlar. Ebu Hureyre şöyle diyor. Allah Resulü'nün ailesinden biri vefat etti. Kadınlar toplanıp ona ağladılar. Ömer ayağa kalkarak onları ağlamaktan sakındırdı ve onları dağıtmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ömer! Onları bırak. Zira gözler gözyaşı döküyor, kalpler yaslıdır ve yasları daha yenidir. Allah'ın sevgilisi yine bir hadis-i şeriflerinde ağıt yakmak cahiliye işidir buyurmuştur. İmam Ali aleyhisselam Ahvaz'daki kadısı Rufa ibn-i Şeddada yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştur. Sakın kudretin altında olan şehirde ölüye ağıt yakılmasın. İmam Kazım aleyhisselam ölü için ağıt yakma hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur. Bu mekruhtur. İmam Ali aleyhisselam Sıffin'deki ölülere ağlayan kadınların feryadını duyunca Harp bin Şurehbil Eşşebami'ye şöyle buyurdu. Kadınlarınız duyduğum bu feryatlarıyla sizlere galip mi gelmiştir? Neden onları bu feryatlardan sakındırmıyorsunuz? Allah'ın sevgilisi çocuklarından biri ölünce ağladı. Kendisine siz bizleri ağlamaktan sakındırıp kendiniz mi ağlıyorsunuz diye sorulunca şöyle buyurdu. Ben sizleri ağlamaktan sakındırmadım. Sizleri ağıt yakmaktan ve feryat etmekten sakındırdım. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kime Allah bir nimet bağışlarsa ve o kimse bu nimet esnasında çalgı çalarsa nimete küfranda bulunmuştur. Her kim de musibete uğrar ve o halde ağıt yakarsa o musibeti feci kılmıştır. Yine İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, Hüseyin bin Ali'nin musibeti ortaya çıkınca 1 yıl boyunca gece gündüz ve 3 yıl boyunca da gündüzleri onun için ağıt yakıldı. Müsevver bin Muhrime, Ebu Hureyre ve Resulullah'ın ashabının büyükleri gizlice yüzleri örtülü bir şekilde gelip yakılan ağıtları dinliyor ve ağlıyorlardı. Yine İmam Sadık aleyhisselam ağıt yakan kimsenin ecri hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur. Sakıncası yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için de ağıt yakılmıştır. İmam Bakır aleyhisselam matem ve yaslarda 10 yıla kadar ağlamayı tavsiye etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşından Medine'ye dönünce ehlinden öldürülen her evin kapısından geçtiğinde bir ağıt sesi duyuyordu. Amcası Hamza'nın evinden ses duymayınca şöyle buyurdu. Hamza'nın ağlayanları yoktur. Medine halkı ondan sonra bir ölü için ağlamadan önce Hamza için ağıt yakmaya ve ağlamaya yemin içtiler. Hazreti Fatıma aleyhisselam babası için ağıt yaktı ve Resulullah da Hamza için ağıt yakılmasını emretti.